Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Arkadaşlar, bugün Esenboğa ve ikinci model şirketimiz Natürel Yenilebilir Enerji. Arkadaşlar, bunlar aynı grubun işletmeleri. Ben bunu aslında dün hazırladım, dün paylaşacaktım. Şimdi size nedenini açıklayacağım. Şirkete telefon açtım. Muhasebe müdürlüğüne dün. Çünkü ilk kez karşılaştığım bir durum söz konusu. Bunu netleştirmek için şirkete dün telefon açtım. Bugün de açtım. Döneceklerini söylediler. Telefon numarasını aldılar ama şu ana kadar dönüş yapmadılar. Ben gene de netleşmeden kafamda şöyle bir değerlendirme yapacağım. Sizlerin de bu örnek yatırım yapacağınız zaman iyi bir örnek olacağını, teşkil edeceğini düşündüm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, peki dikkatimi çeken ne? Bakın. Gerek Esen Elektrik, gerek Natürel Enerji'nin bütün verileri aynı arkadaşlar. Mesela dönem varlıklara bakalım. Cari dönemde 211 milyon 798 milyon %30.07 azalış göstermiş. Hangisinde? Esen Elektrik'te. Peki şimdi Natürel'e bakalım. Brüt işletme sermayesine bakın, 211 milyon 798 bin 278. Onda da %30.07. Şöyle söyleyeyim, tamamı bütün rakamların aynı arkadaşlar. Yani her iki şirketin de finansal raporu aynı rakamları içeriyor. Olabilir mi? Olabilir. Niçin? İki şirketin bilançosunu konsolide edip paylaşılmış olabilir. Peki bu gibi durumlarda ne olacak? Şimdi onu da ben sizlere açıklayacağım. Şimdi ayrıştığı yer var arkadaşlar. Neresi var? Gelir tablosuna baktığımızda işletmenin faaliyet giderlerinde farklılık var arkadaşlar, iki şirketin. Hemen onu da açalım. Bu hangisiydi? Naten, Esen'i açalım. Evet. Genel yönetim giderleri de aynı arkadaşlar. Burada şöyle bir şey var. Maddi duran varlıklarda bir ayrışım söz konusu arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Ben dipnotlardan inceledim. Benim ilk dikkatimi çeken maddi duran varlıklar oldu. Nasıl maddi duran varlıklar oldu? Şimdi bu Esenboğa Elektrik. İşte yani asıl netleştirmek için şirkette sormak için aradığım asıl konu bu. Şimdi bakın, cari dönemde birikmiş amortisman rakamlarına bakıyoruz. 4 milyar 178 milyon olarak karşımıza çıkıyor. Diyor 4 milyon 178 bin lira olarak karşımıza çıkıyor. Bir önceki döneme bakıyoruz, 19 milyon 882 bin lira olarak karşımıza çıkıyor. Evet, ilaveler var. İlavelerle birlikte 19 milyon 882 bin lira. Cari döneme geldiğimizde arkadaşlar, birikmiş amortismanlar birdenbire 4 milyon 178 milyona düşüyor. Bakın 19.882'den. Nereden kaynaklanıyor? Konsolidasyon çıkış etkisi. Ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum.
Bunu sormak için ben şirkete telefon açtım. Ama görüşme sağlayamadım yoğunlukları nedeniyle. Onlar da dönüş yapmadılar. Ben bunu öğrenmek için, çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum, böyle bir terimle karşılaşıyorum. Diğer borsada işlem gören şirketlerin muhasebe, birkaç şirketin muhasebe müdürü arkadaşları aradım, onlara sordum. Onlar da ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını söylediler. Yani onlar da bir cevap veremediler bu konsolidasyon çıkış etkisinin ne olduğunu. Bakın, değerlemede 2 milyon 736 bin lira bir değer düşüklüğü ihtiva etmiş. Ondan sonra da 16 milyon 733 bin 288 lira demir başlardı. Şimdi tabii bunun o zaman daha detaylı ben inceledim. Yönetim giderleri aynı. Yani işletme aynı tesis ve aynı yönetim kadrosuyla, aynı makina, tesisat ve cihazlarla, demirbaşlarla sek ve idare ediliyor. Bakın, Esenboğa'nın birikmiş amortismanlara dahil ettiği tesis, makine, cihazlar, demirbaşlar, burada da natürel enerjinin arkadaşlar. Şimdi aynı ise, eğer bu konsolidasyon çıkış etkisi ise rakamlar, burada taşıtlar var, Esenboğa'da yok. Natürel'in cari dönemdeki amortisman gideri 6 milyon 267 milyon. Evet. Bir önceki dönemdeki 21 milyon 167 bin lira olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi aynı ise bu amortisman farklılığı ve işte arazi, arsa, bina, tesisat farklılığı nedir? Bunu öğrenmek için aradım ama şu saate kadar ben ulaşamadım. Onlar da dönüş yapmadılar. Neyse arkadaşlar, yani demek istediğim şu. İster Esenboğa'nın finansal raporunu analiz edin, isterseniz Natural'inkini hesap edin. Değişen hiçbir şey olmuyor. Aynı kalemleri görüyorsunuz. O yüzden çok fazla bir değişiklik olmuyor. Evet, şöyle baktığımızda hazır değerlerinde %67 bir azalış görüyoruz toplam varlıklar içerisinde. Brüt işletme sermayesi içinde bir önceki dönem %72 olan payı cari dönemde %34'e gerilemiş. Evet, brüt işletme sermayesi toplam varlıklar içerisinde, aktif içerisinde %30 azalırken sabit kıymetler içerisindeki brüt işletme sermayesinin payı %29'dan %9'a gerilemiş. Evet, pasiflerine baktığımızda arkadaşlar, bilanço güzel bir bilanço. Yalnız net yabancı para pozisyon açığı var. Bakın, bir önceki dönem 390 milyon, 391 milyonmuş. Cari dönemde 700 milyona. Dolayısıyla 309 milyon 612 bin liralık, 613 bin liralık bir
cari dönemde net yabancı para pozisyon açığı oluşmuş. Ama bu arada yabancı para varlıklarını muazzam şekilde artırmış. Borçları varlıklar kadar artmamış. Kısa vadeli kaynak değişimine baktığımızda finansmanda öz kaynağın katkısı %6 artarken yabancı borçların payı %7.34 oranında azalmış. Yani finansman kaynaklarındaki değişiklik gayet olumlu görülmekle birlikte ticari borçlarının finansmanını %117.65'lik kısmını ticari alacaklarıyla finanse ediyor. Bu da son derece olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Şu iktisadi varlıklarına bir bakalım arkadaşlar, değişikliğine. Evet, 1 milyar 220 milyon 564 bin tamamını öz kaynakla fonlamış, artışın %90,5'luk bir iktisadi varlık artışını sağlamış, tamamını öz kaynağın finansmanıyla arkadaşlar, fonlamasıyla. Evet, gelir tablosuna baktığımızda arkadaşlar, net satışları, hasılatı %41,64 artarken işletmenin maliyetleri %276,56 artmış. Yani müthiş bir maliyet enflasyonu şirkette mevcut. Bu kadar maliyete rağmen kar, gelir tablosunda kar görmüş. Şimdi ona da bakacağız. Evet, satışların maliyetinin payı artmış, faaliyet giderlerinin payı düşmüş ama finansman giderlerinin payı çok hızlı ve büyük bir şekilde artış sağlamış. Esas faaliyet karının payını artırmış, dönem karı payı artmış. Evet, bunu daha geniş kapsamlı nakit akım tablosunda inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, bir kere önce şunu söylememiz gerekiyor. İşletme kar muhafazakarlığını tercih etmiyor. Bakın, bir önceki dönemde bir kar muhafazakarlığı söz konusuymuş. Cari dönemde bunu terk etmiş. Yani karı artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih etmemiş. Gördüğünüz gibi %11 artış var cari dönemde. Bir önceki döneme göre %97,69 azalmış. Mali rantabilitesi %10.668 oranında artmış. Efektif kar oranı %3.188 artış göstermiş. Yani bunlar çok yüksek rakamlar ve son derece olumlu rakamlar. Ekonomik rantabilitesi %1001 artış göstermiş. Faaliyet karlılığı %53,35 artış kaydederken faiz vergi öncesi karlılığı da %1999 nispetinde artış kaydetmiş. Son derece olumlu. Ama şimdi gelelim arkadaşlar şu nakit akım tablosuna. İşletme faaliyetinden net nakit girişi %284,5 oranında artış kaydetmiş. Operasyonel faaliyetten net nakit girişi %202 artış kaydetmiş.
Arkadaşlar, şirket gelir tablosunda her ne kadar 582.345.000 nispetinde kar açıklamasına rağmen, aslında şirket faaliyetlerden yarattığı nakit girişlerini yatırımlarını fonladığından ve nakdi borçlarını ödediğinden 414.701.000 lira aslında zarar etmiş. Bakın. Dönem karı 582 milyon ama faaliyetlerden yarattığı nakit girişi ile yatırımlarını fonladığından ve de nakit kısa vadeli borçlarını ödediğinden aslında şirket 414.701.000 TL zarar görünüyor. Bu da %171 bir azalışa neden oluyor. Evet arkadaşlar, yani üzerinde önemli durmamız gereken değerlere bakıyorum. Onları aktarıyorum. Fonların %58'lik kısmı faaliyetlerden elde edilirken %18'lik kısmı kısa vadeli borç artışı ana kaynak oluşturmuş. %100'ü de ağırlıkla duran varlık artışı ana kaynak oluşturmuş. Net işletme sermayesine baktığımızda %33.14 net işletme sermayesinde azalış görüyoruz. Başa baş analizine baktığımızda arkadaşlar, faaliyet kaldıracı 1.18'den 0.16'ya gerilemiş. Bu son derece olumsuz. Finansal kaldıracı 1.97'den 1.09'a gerilemiş. Rasyolara baktığımızda evet, cari oran ve likidite oranı yüksek ve hızlı bir şekilde gerilerken varlık devir hızı da 2.14'ten 1.59'a gerilemiş. Yalnız burada olumlu taraf faiz ödeme gücünün 1.50'den 7.16'ya artışı arkadaşlar. Katkı payı yüzdesi, bakalım arkadaşlar şu şirket karlılığı oluşumuna. Evet, katkı payı yüzdesi %85'ten %20'lere gerilerken emniyet marjı %85'ten %631'e artış göstermiş. Emniyet marjının yüksek ve büyük derecede yükselmesi son derece olumlu bir gösterge. Peki diyeceksiniz ki hissenin olması gereken fiyatı ne? Arkadaşlar, hissenin olması gereken fiyatı işlem gördüğü fiyat üzerinden yani şu anki işlem gördüğü fiyat olması gereken değerinin çok çok altında. Olması gereken değeri çok daha yüksek. Bunu söyleyebilirim. Ama
Bu kafamdaki bu sorular netleşmedikçe de çok fazla net bir şey söyleyemiyorum bu şirket hakkında. Umarım ne soracağımı da gayet iyi biliyorlar. Çünkü bir başka yatırım temsilcisine konuyu aktardım. O bu soruyu cevaplandıramayacağına, muhasebe müdürüyle görüşmem gerektiğini, hatta kendisi de muhasebe müdürüne konuyu aktardığını, bana döneceklerini söylediler. Bekliyorum. Dönerlerse arkadaşlar, daha net bir bilgi sahibi olduğumda tekrar bir değerlendirme yapabiliriz. Peki, iki hissenin fiyatlama arasında fark var. Eğer bilançolar aynı rakamlardan oluşuyorsa, o zaman yatırımcı borsada en ucuz, yani hangisi daha ucuzsa o ucuz olan şirkette yatırım yapmasını öneririm. Niçin? Çünkü bilançolar aynı bilanço, aynı rakamlar. Yani eğer konsolide olacaksa, konsolide oluyorsa, o zaman ucuz kalmış hisseyi almak en mantıklısı olur. Ama 3 lira, ama 5 lira, artık aralarında ne kadar fark varsa. Çünkü ikisinin de verisi aynı. İkisinin de fiyatının aynı olması gerektiğine göre, o zaman en daha ucuz olanını yatırımcının tercih etmesi daha akılcı olur. Evet arkadaşlar, böyle ilginç bilançolarla karşılaştıkça yatırımcının da bilgilenmesi ve öğrenmesi açısından böyle enteresan, değişik bilançoları sizlerle yine paylaşmayı düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.